Beyler bayanlar selamlar. Dün Call of Duty'nin yeni oyunu Cold War'un betası oyunu satın alanlara açıldı. Ama yarın arkadaşlar herkese açılacak. Ben de bu süreç içinde oyunu oynayıp bir şeyleri öğrenmeyi de deneyimlemeye çalıştım. Ve bu öğrendiklerimi hepsini size aktarmaya geldim şu anda. Siz de ilk oyuna girdiğinizde lan bu niye böyle, bu ne böyle vesaire gibi sudan çıkmış balığa dönmeyin diye hepsini aktarayım dedim. Hadi gelin şimdi hepsini detaylı bir şekilde bakalım. Beta'da şu anda sadece multiplayer oynayabiliyoruz. Daha sonradan campaign ve zombie modu da açılacak. Ama şu an dediğim gibi sadece multiplayer oynayabiliyoruz. Multiplayer'da da iki tane seçeneğimiz var aslında. İlki yeni oyun modlarını deneyebiliriz. Diğerinde ise Quick Play'de her zamanki Call of Duty'den aşina olduğumuz modları oynayabiliyoruz. Bu yeni modlarda ise neler var? Plunder'daki gibi düşünebilirsiniz. Nasıl Plunder'daki gibi? Plunder'da hani para topluyorduk, parayı bırakıyorduk ve ilk 1 milyona ulaşan kazanıyordu ya. Burada da aynı şekilde yerden uranyum çıkıyor arkadaşlar. O uranyumları topluyoruz. Ondan sonrasında bomba haznesi var. Bomba haznesini yerleştiriyoruz. Ve bombayı patlattığımızda bize puan kazandırıyor. Her yerleştirdiğimiz uranyum, patlattığımız bomba ve her aldığımız kill bize puan kazandırıyor. 500'e ulaşan da oyunu kazanıyor. İkinci farklı modumuz ise VIP Escort. Adından da belli olduğu üzere arkadaşlar bir tane VIP'miz var. Very important person. Ne yapıyoruz bunu? Çıkış noktaları belirtiyor bize iki tane. O çıkış noktalarından çıkartmaya çalışıyoruz. Sırayla ilk sizin takımınız VIP olduysa sonraki roundda, sonraki elde karşı takım VIP oluyor. Sürekli birbirinizi engellemeye çalışıyorsunuz. Toplamda da 4'e ulaşan kazanıyor arkadaşlar. Üçüncü modumuz Combined Arms Mosh Pit ise diğer oyun modlarına farklı olarak burada bir armada haritası var. Beta oynanışlarında genelde bu haritayı görmüş olmanız lazım sizin de. Bu denizde oynuyoruz, gemilerin arasında oynuyoruz, oradan oraya uçuyoruz. Jet ski falan kullanıyoruz. İşte o harita burası. Ground War'la aynı mantıkla arkadaşlar. Büyük bir harita var. Sürekli ele geçirmeye çalışıyorsunuz, saldırıyorsunuz. Ground War'daki aynı sistem diyebiliriz buna. Quick Play'deki oyun modlarında zaten biliyorsunuzdur. Domination, Skill Confirmation vesaire. O yüzden onları hiç uzat uzata anlatmayacağım. Quick Play'de şu anda karşımızda da 4 tane harita var. Satellite, Miami, Moskova ve Kartal. Bu haritaları da biraz sonra daha detaylı bir şekilde inceleyeceğim arkadaşlar. Ama gelin onları incelemeden önce şimdi Loadout'a bakalım. Loadout'ta farklı neler var. Loadout'a ayarlarken aynı Modern Warfare'deki gibi AR, SMG, Tactical, LMG ve Sniper'lar arasında seçim yapıyoruz. Silahımızın eklentilerini yine ayarlayabiliyoruz ama ayarlamadan önce tabii ki de doğal olarak silahımızın levelini arttırmamız gerekiyor. Level arttırmak da Cold War'da gerçekten çok zor iş. Neyse, birazdan yorumlarda zaten onlarla tekrardan değiniyor olacağım. Cold War'da güzel olarak yaptıkları şey ise arkadaşlar taktığımız eklentinin tam olarak ne işe yaradığını görebiliyoruz. Yani %30 movement speed mi verecek, 50 kısacak mı, o mu olacak, ne olacak özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyebiliyoruz. Bu çok güzel bir artı olmuş. Oyundaki tactical ekipmanlar, lethal ekipmanlarımız aynı şekilde devam ediyor. Sentex'tir, Stim'dir, Smokes'tan hiçbir farklılık yok. Ama gel gör ki Field Upgrade'de işler birazcık değişmiş, farklı eşyalar koymuşlar. Bunlardan ilki Field Microphone. Yani yer mikrofonu mu diyelim. Evet, yer mikrofonu gibi bir şey. Arkadaşlar bunu kullandığınızda küçük bir alanda ayak seslerini ve diğer sesleri, karakterin konuşmasını duyup düşmanın yerini belirliyor. Düşmanın yerini belirlediğinde de ne diyorduk? Düşmanın yerini belirlediğinde de minimap'te size bunu gösteriyor. Aslında bunu mini UAV olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Farklı olan bir diğer field upgrade'imiz ise Sam Turret. Sam Turret'ta havadaki bu score streak kullandığınızda, ki score streak'e de geleceğim. Kill streak'le aynı şey ama farkını birazdan açıklayacağım. Neyse, havadaki bu score streak'leri otomatik olarak kendisi yok ediyor onu yerleştirdiğinizde. Diğer bir field upgrade'imiz de gaz mayını arkadaşlar. Proxy mine mayın var yani, yere yerleştiriyorsunuz üstünden geçin sizi öldürüyor. Bu da aynı şekilde patlamıyor da etrafa ölümcül bir gaz salıyor. Son farklı eşyamız ise Jammer. Adı üstünden de bozucu arkadaşlar. Bu Sentry Gun'dır vesairedir, düşmanın mini map'idir. Tüm elektronik aletleri, yakındaki kullanılan tüm tactical little ekipmanları, her şeyi bozuyor bunu attığınız zaman. Perklerde de yine 3 tane sınıfımız var. Tek tek size yapmayacağım, siz girince zaten kendiniz okursunuz. Eğer bir sorunuz varsa yorumlarda yazın, orada cevaplayayım. Hepsinin farklı özellikleri var. Bazısı yine gazdan az etkilenmenizi sağlıyor. Bazısı hızlı koşmanızı, bazısı cephanenizi arttırıyor vesaire vesaire. Bir sürü özellikleri var. Teker teker onlara bakarsınız ya da sonra bir videoda onunla ilgili yapabilirim, doğru loadout seçimiyle ilgili. Loadout seçiminde de dikkat etmemiz gereken son şey, yeni bir seçeneğimiz var. Yeni bir kart gibi bir şeyimiz var. Wild Cards'lar.
Bu kartlar arkadaşlar size ekstradan özellik sağlıyorlar. Örneğin Danger Close Wildcard'ı kullandığınızda size ekstra Lethal kazanmanızı sağlıyor. Lawbreaker'da hani birinci sınıf perkünden ikinciyi seçebilmenizi sağlıyor. Yani aynı perk sınıfından farklı perk seçebiliyorsunuz. Çok daha fazla kombinasyonlar yapabiliyorsunuz artık bu Wildcard sayesinde. Gunfighter'da işte silahınızı ekstradan 3 tane ekipman takabiliyorsunuz. 5 tane ekipmandan 8'e çıkıyor. Büyük ihtimalle zombi matta buna benzer bir şey yapacağız. Bunu çok kullanacağız gibi geliyor bana. Son vahşi kartımızda ise normalde 3 tane perk seçebiliyorduk ya. Onu 4'e çıkartıyor arkadaşlar. Biraz önce hani Skill Streak değil de Score Streak demiştim ya. İşte arkadaşlar Score Streak farklı olarak adından da belli olduğu üzere kill'le değil yaptığınız skorla çalışır. Öldürdüğünüz leş sayısının hiçbir önemi yok. Tamamen topladığınız skor sayısı önemli. Yani yaptığınız puandır vesairedir buna etki ediyor. Tabii kill'ler de arttırıyor. Peki farklı olarak Score Streak'lerde neler var arkadaşlar? İlki zaten fragmandan vesaireden de hatırlıyorsanız oyuncak patlayıcı arabamız RCX'imiz var. İkincisi Spy Plane namı değer UAV, Counter Spy Plane Counter UAV, Center Turret aynı zaten. Napalm Strike Precision Air Strike'ın yanıcı olan Napalm zaten yanıcı ya. Hani. Farklı olarak da ne yapıyor arkadaşlar? Bir kere hasar verdikten sonra aynı zamanda yeri yakmaya devam ediyor. Artillery ise havan topu saldırısı. Bunu kullandığınız zaman 3 tane noktaya atmanızı istiyor. 1, 2, 3 tane o bölgeye top atıyor. Ve düşmana hasar verebiliyorsunuz bu şekilde. Air Patrol, Attack Helicopter ve Chopper Gunner diğer hava saldırıları arasında. Chopper'da farklı olarak ise siz ateş edebiliyorsunuz helikopterden. Score Streak'lerin arasındaki en değişik olanı ise arkadaşlar War Machine. War Machine'de elinize bir tane roket atar alıyorsunuz. Bunu Warzone'da da var. Legendary olarak bazen kutulardan, yerden vesaireden çıkıyor ya. Bam 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 atıyorsunuz. Onun aynısı burada Score Streak'te kullanıyorsunuz. Düşmana direkt tek atıyorsunuz. Çok kullanışlı. Ama öldüğünüz zaman yok oluyor gidiyor. O yüzden dikkatli oynamanız gerekiyor bunu aktif hale getirdiğinizde. Oyunda da şu anda toplamda 10 tane operatör açık. Hepsini kullanabiliyoruz. Hiçbir şekilde level atlatmamıza gerek yok. Ama aksine silahları kullanabilmemiz için olabildiğince level katmamız gerekiyor. Son silahımız 40 levelde açılıyor ve 40 levele kadar da teker teker tüm silahlar açılıyor. Aynı zamanda silahların yanı sıra wildcard'dır vesairedir de bu level ilerlemesiyle açılmaya devam ediyor arkadaşlar. O yüzden bir an önce levelinizi kasmaya bakın. Bu beta sürümünde oyunu tam deneyimlemek istiyorsanız. Şimdi kafanızda şu soru işareti var. Ben de silahlar açık değil. Ben oyunu nasıl deneyimleyeceğim? Merak etmeyin arkadaşlar. Sol tarafta aşağıda size kullanabileceğiniz hazır loadout'lar vermişler. Onlardan istediğinizi seçip kullanabilirsiniz. Oyuna başlarken de verebileceğim tüm bilgileri vermeye çalıştım. Şimdi de gelin benim kendi deneyimimi, kendi görüşümü, oyundaki eksikler neler? Onları birer size aktarmaya başlayayım. Öncelikle benim canımı en çok sıkan şey stun oldu arkadaşlar. Yani normalde tamam stun etkilidir, sizi sersemletir ama bu oyunda aşırı güçlü yapmışlar. Yani zaten başka yayıncılara da bakarsanız ya da onlara bakmasanız bile kendiniz de oynadığınızda aynı şeyi yaşayacaksınız. Ya bu ne böyle diyeceksiniz. Stun zaten bu kadar kuvvetliyken üstüne bir de bir tane wildcard var ki neydi ismi o wildcard'ın? Danger Close. Danger Close adlı wildcard hem Needle'dan hem de taktik ekipmanınızın birer tane daha fazla olmasını sağlıyor. Yani insanlar ne yapıyor? İki tane stun alıyor. İki tane de el bombası koyuyorlar. Dört tane kişi sadece bunu atsa dört tane bombadan ne yapar dört kere? Dört, 16 yapar. 16 tane bomba yiyorsunuz. Üstünüze tam bir kaos oluyor. Tam bir hengame oluyor. Ya Shipment oynarken bile bazen lan bu kadar da ölmemiştim. Bu kadar da üstüme bomba yağmamıştı dediğim zamanlar oldu Cold War oynarken. O yüzden bu Wildcard'la birlikte o bombanın etkisini mi düşürürler, zamanı mı artırırlar, ne yaparlar bilmiyorum. Birazcık can sıkıcı bir hale getirmiş oyunu. Diğer can sıkıcı şey ise arkadaşlar beta'da hani daha çok şey denemek isterdim, daha çok şeyle oynamak isterdim. Silahların eklentilerini takıp eklentilerle lan böyle de güzel olmuş, öyle de iyi olmuş vesaire demek isterdim ama yapamadım. Siz de yapamayacaksınız. Neden? Silah levelini atlattırması çok bir daha çok diyeceğim uzun sürüyor. Ozan ne kadar sürebilir ki falan demeyin. Arkadaşlar ben sürekli oynadım. İki silah daha yarısına getiremedim. İki silahla oynadım sürekli. Onları yarısına kadar getiremedim. Siz düşünün. Oyun çıktığında güzel olur mu? Evet, birazcık challenge tarzında olur. Hani silahı gerçekten deneyimlemek isteyenler gerçekten uğraş göstermesi gerekir. Ama vakti olmayanlar için de birazcık can sıkıcı bir durum. Bakalım nasıl olacak oyun çıktığı zaman. Ha silah demişken de vuruş hissiyatı vesairesi... Sanki Modern Warfare'den, Warzone'dan sonra arkadaşlar böyle bir adım atmışlar ama o adım ileriye değil de geriye doğru. Hani tam kaliteli bir
mobil oyunu oynuyormuşum gibi hissettirdi bana. Ama dikkat edin, kaliteli bir mobil oyunu. Hani oynanıştan kendi yorumu soracak olursanız, bir yandan da arkadaşlar sunucuları çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Ticket'le mi alakalı bu, değil mi bilmiyorum. Hani benim internetim de tamam kötü ama her oyunda da olmaz ki. Yani bu oyunu kapatıp Warzone'da oynadım. Ama bu oyunda duvarın arkasından kaç kere öldüm biliyorum. Sonra düşmanın kamerasından bakıyorum, ölüm kamerasını izliyorum. Adam beni normal vurmuş. Serverlar, sunucular şu andaki kötü. Beta'dan kaynaklıdır diyorum. Yani bu maddeyi çok fazla üstünde durmayın, es geçin diyorum. Umarım sunucuları düzeltirler. Oynanışla ilgili yapacağım bir diğer yorum ise arkadaşlar, bu Moshpit vardı ya, hani Grand War tarzında oyun, daha büyük haritada. Bir yere ittiriyorsunuz, ele geçiriyorsunuz. Daha sonra ileri doğru ittirmeye başlarken hop diyelim orada öldünüz. Hop sizi ta en baştan başlatabiliyor, çok geriden başlatabiliyor. Bununla ilgili zaten bir düzenleme, güncelleme yapmışlardı. Daha ileri almışlar spam noktalarını. Ama ona rağmen hala çok uzakta arkadaşlar. Yani ta en baştan tekrar koşmaya git, yok iple kay, yok oraya yüz falan derken gerçekten sizi oyundan soğutabiliyor, ya bununla mı uğraşacağım deyip oyunu kapatabiliyorsunuz. Bununla da ilgili umarım bir çözüm getirirler. Oynanışla ilgili en büyük yaşadığım sıkıntılardan bir diğer şey ise düşmanı görememek. Düşmanı görememek tamam, oyuna alışkanlıkla alakalı bir şey. Ama her haritada değil, sadece bir haritada düşmanı görmek gerçekten çok can sıkıcı olabiliyor. Kartel haritası. Zaten artık kartel haritası geldiğinde hemen leave lobby diyorum. Lobby'den çıkıyorum. Tekrardan oyuna girmeye çalışıyorum. Neden arkadaşlar? Özellikle oyunun ortasında bulunan çığlıklar var. Çığlıkların içinde düşmanı göremiyorsunuz. İsmi yazmıyor, hiçbir şeyi yazmıyor. Ve renk kullandıkları renk paletlerinden midir, değil midir bilmiyorum. Düşmanı göremiyorsun. Ya o zaman hadi ağlama bas git demeyin bana. Beta'ya girin, kendiniz de görün. Siz de anlayacaksınız ne demek istedim. Ve son ağlayacağım nokta arkadaşlar, hava saldırıları. Havan topu yediğiniz zaman ne haritada bir uyarı geliyor, ses uyarısı geliyor ama ses uyarısı geldiğinde zaten 2 saniye sonra ölmüş oluyorsunuz. Bununla da ilgili bir uyarı düzeni mi, farklı bir şey mi yaparlar bilmiyorum. Siz oynarken dikkat edin arkadaşlar. Yani bir anda ölebiliyorsunuz, ardından bir daha ölüyorsunuz, bir daha ölüyorsunuz. Shipment'ta reskiliyorsunuz ya, aynı onun gibi oluyor. Neyse, aklıma gelen tüm şeyleri, eksik, kötü, iyi şeyleri aktarmaya çalıştım. Çoğu kötü şeylerdi. Ya zaten iyi şeyleri kendiniz deneyimlersiniz. Kötüleri en azından bilin ki oyuna girerken çok büyük beklentiniz olmasın. Lan evet, bu böyleydi. Loş başına gerilmezsiniz arkadaşlar. Olabildiğince zevk almaya bakın. Kendinize de iyi bakın arkadaşlar. Ha, bakmadan önce de bundan sonraki silah karşılaştırmaları, diğer modların oynanışı gibi videoları kaçırmak istemiyorsanız da bir abone olup aşağıdan bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.